Türk Tıraş Derneği'nin YouTube izleyicileri, yeni bir programda da sizlerle beraberiz. Tüberkülozun, yani verem hastalığının sanatta nasıl bir yer aldığını dinleyeceğiz. Buyurun. Verem ve aşk koydum adına bu sefer. Çünkü aslında hiç romantik sayılabilecek bir tarafı yok bu hastalığın. Ama hep yan yana anılmış. Bizim dilimizde ince hastalık diye geçmiş. Hep böyle aşkla, melankoliyle, hüzünle yan yana getirilmiş. Neden böyle kalıcı bir iz bırakabilmiş? Bunu anlayabilmek için kelimelerin, eski hikayelerin yolunu sürmeyi düşündüm. İlk önce biz nefesle ilgilenen doktoruz, göğüs hastalıkları hekimleriyiz. En çok istediğimiz testlerden biri spirometre. Hastalarımızı her gün sen bir nefes testine git diyoruz. Buradaki spiro nefes almak demek. Spirit Latince nefes demek ve aynı zamanda bu spirit Latince'de ruh kelimesini de karşılıyor. Hani bu spiritualizm, spiritizma vesaire gibi akımlar var. Oradan da bizim yakinen bileceğimiz ruh kelimesinde karşılığına geliyor Latince'de. Hem ruh hem nefes aynı kelimeyle ifade ediliyor. Peki bu yakınlaşma metaforlar dünyasında akciğer hastalıklarını ruhsal hastalıklara çok yakınlaştırıyor. Bunu da Susan Sontag çokça ifade eder. Kendi kitabında, metafor olarak hastalık kitabında bunu çokça, özellikle Batı edebiyatından örneklerle destekler. Biz biraz da bunun ruhun biraz yolunu sürecek olursak, biraz izleyecek olursak, psike. Yunanca'daki ruhun karşılığı da psike. Anladığımız manada psikiyatrinin kelime kökenini, psikolojinin kelime kökenini oluşturan psike, ruh. Yani mitolojide aşk tanrısını kendisine aşık eden güzellik psike. Çok güzel bir kız, bir kralın üç kızından biri. O kadar güzel ki insanlar ona meyletmeye başlıyor. Ona sunaklar da adaklar adamaya başlıyorlar. Bu güzelliği dilden dile yayılıyor. Peki kimin gazabını, öfkesini çekiyor? Bu Afrodit'in tabii. Güzellik tanrıçası Afrodit. Oğlunu gönderiyor psikeye, öldür onu diye. Oğlu gidiyor öldürmeye, fakat psikenin güzelliğini görünce onu yakından görebilmek için biraz eğildiğinde okları böğrüne saplanıyor Eros'un. Eros aşık oluyor psikeye ve bu aşıkların sıkıntısı aslında bununla başlıyor. Afrodit'i karşılarına almış oluyorlar. Yani çok zor bir kaynanası var psikenin. O bağlamda da biraz anlatılır. Sonra o iş başta ne olmayacak işler geliyor. Eros onu biraz korumak istiyor aslında. Bir adada gözlerden uzak. Afrodit'in gazabından. Çünkü hayatta kaldığını biliyor. İntihara meylediyor neredeyse psike. Bir şekilde kurtarıp bir adaya koyuyor onu Eros. Tek istediği şey de merak etme beni, görme beni. Yani ben geceleri uğrayacağım, yanına geleceğim, anlatacağım neler yaşadığımı sana ama görme. İşte bu Louvre Müzesi'ndeki resimdeki gibi kanatları falan ver Eros'u. Ama aşkta meraksız olmaz tabii. Yani psike merakına yenik düşünce Eros'u küstürüyor. Ne yapsa ne etse yine yollara düşüyor Eros'u tekrar bulabilmek için. Toprak Tanrıçası diyor ki git Afrodit'ten af dile, ancak sana o yardımcı olabilir. Çocuğun annesi sonuçta. Gidiyor. Afrodit öfkesi dinmese de bazı şartları yerine getirirse onu affedeceğini söylüyor. Ama olmayacak şeyler istiyor. Gidiyor bilmem neredeki koyunlardan altın yünler kırıp getir. Ölüler diyarına git. Orada işte Hades'in yeraltı diyarında güzellik yağı var, güzellik iksiri var. Onu bana getir vesaire. Hepsini yapıyor psike. Ölüler diyarına gidiyor. Oradan sağa dönüyor. Yeraltı diyarından sağa dönüyor. Ve böylece de sanırım Zeus'un merhametini kazanıyor ve ölüler diyarından dönen bir ölümlü olarak ölümsüzlük veriliyor kendisine. Benim anladığım bu mitolojide birçok böyle detay, metafor var ama ruhun aşkın peşindeki yolculuğu, ızdırabı ve çektikleri bütün kültürlerin ilgisini çekmiş ve bugüne kadar bu ilgi kalıcı olmuş. Bunu konuşmayı herkes sevmiş ve bu bağlamda aynı zamanda bu ölüler diyarına giden psike, kelebek anlamı da var. Hayatımızı kaybettiğimizde antik dünyada insanlar ilk kaybolan şeyin nefes olduğunu düşünüyor. Ha, nasıl derneğimizin sloganında var, hemen internet sitesinin altında, hayat nefesle başlar diyoruz ya. Hayatın nefesle bittiğini ve ruhun bir kelebek gibi ağızdan çıkarak yeraltı dünyasına gittiğine inanılıyor antik dönemde. Ve
Bütün bunlar metaforlar dünyasında ruhsal hastalıklarla, nefes hastalıklarını, solunumsal hastalıklarını birbirine yakınlaştırıyor. Susan Sontag, akciğer hastalıkları metaforik olarak ruhsal hastalıklardır diyor. Biraz daha sembollere birkaç örnek daha verirsek, edebiyatta bunun yansımasını rahatlıkla görebiliyoruz. Franz Kafka, kendisi de genç yaşta veremden kaybettiğimiz yazar, akciğerlerimizdeki enfeksiyon bir sembolden ibarettir. Duygusal bir yaranın sembolü diyor. Goncourt kardeşler bir kitaplarında insanoğlunun mağrur ve asil kısımlarının hastalığı diyor. Mağrur ve asil kısımları. Hani hep böyle metaforlardan bahsedik. Metafor mecaz demek, simgesel anlatım, figüratif dil demek. Edebiyatta, sanatta, sinemada çokça kullanılıyor. Bir şey ifadeyi güçlendirmek için düz ifadeden daha kalıcı bir etki yaratabiliyor metaforik dil ve eski metinlerin anlaşılmasında, eski hikayelerin anlaşılmasında, bazen günümüzde modern sinema dilinin çözümlenmesinde ya da psikanaliz rüyaların anlaşılmasında metaforları, sembolik dili çokça kullanıyor. İnsanoğlunun mağrur ve asil kısımlarının hastalığı, akciğerler hayati bir organ, vücudun üstünde bulunan bir organ. Böyle benaltı falan değil, üremeyle ilişkisi yok, spekülatif bir tarafı yok. Edebiyata da böyle yansımış. Daha hayati olarak. Charles Dickens, meşhur yazarlardan, vücuttaki ölümlü parça günden güne eriyip büzülür ve rengi kaçarken, ruh da yükünden kurtuldukça hafifler ve arınır demiş. Veremden ölümü, akciğer hastalıklarından ölümü. Bütün bu malzemeler, semboller dünyası, bütün bu aşk hikayeleri, Yeşilçam için verimli bir malzeme teşkil ediyor. Henüz tedavisi oturmadan, özellikle geçtiğimiz yüzyılın ortalarında tedavisi tam netleşmeden, ki Basil de 19. yüzyılın sonlarına doğru bulunuyor, tedavisi imkansız bir hastalıktı verem. Yani birine verem olduğunu söylemek neredeyse öleceğini söylemek gibi bir şeydi. Bu dünyada verem aşkı anlatmakta uygun bir metafor olarak çok kullanılmış edebiyatta, daha sonra Yeşilçam'da. Verem'in eski adı, çok eski bir adı, Phthisis, tükeniş. Bu aşklar, Yeşilçam'daki aşklar çok tüketici, bitirici aşklar. Yine verem'in varlığı, Yeşilçam'ın derdi verem'i anlatmak olmadığına göre, verem burada aşkı anlatmak için bir malzemeye dönüşüyor. Ve bu figürleri biz Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Belgin Doruk gibi böyle zarif figürleri biz de ölümün estetize edilmesinde, hastalığın estetize edilmesinde çok görüyoruz. Direkt akla gelen birkaç filmi hemen kısaca geçelim. Son Beste, Zeki Müren'le Belgin Doruk'un oynadığı 1955'te çekilmiş bir film. Hıçkırık, çok büyük etki yaratmış. Kerim Nadir'in roman uyarlaması, çok tutmuş bir roman, birkaç kere de sinemaya aktarılmış. Boş Çerçeve filmi, Senede Bir Gün filmi gibi hepimizin hatırında bir kenarından, köşesinden girmiş. Kimimiz de belki izler bırakmış filmler. Ama haftalarca kapalı gişe oynadı, çokça konuşuldu. Sinemaya uyarlanmadan önce de bu hikayelerin çokça gazetelerde tefrika şeklinde yayınlandığını biliyoruz. Hıçkırık filminden çok kısa bahsedeyim. Şimdi birkaç videoda göreceğiz. Burada bir Kenan'la Nalan aşkı var. İki üvey kardeş, beraber büyüyen iki kardeş. Nalan Kenan'a aşık, Kenan Nalan'a aşık ama Nalan bu aşkı asla yaşamayan, bu aşkı yaşamaktan uzak duran masum temiz bir anne. Rasyonel olmayan bir dünyada bu zor aşkın verem olmak için bütün şartları taşıdığını görüyoruz. Bir aşka yakalananın verem olmak için bütün şartları taşıdığını görüyoruz. Biraz sahnelerle gidelim ve dilimizde ince hastalık diye iz bırakmış bu hastalığın hep melankoliyle, hüzünle nasıl o dönem bağdaştırıldığına dair güzel bir sahneyle devam etmek istiyorum. Bazı bünyeler vardır ki devamlı dikkat ve itina ister. Marazi diyemeyeceğim.
Fazla hassasiyetle doktoru ilişkilendiriyor. Bütün mesele bu. Kardeşi Kenan'a Nalan'ın hastalığını anlatırken. Sontag da çok net ifade ediyor. Kaba gündelik dünyanın korkulu hallerini taşıyamayacak ölçüde duyarlı, hassas biri olma verem hastalığıyla çok ilişkilendiriliyor eskiden. Aşk. Zaten bütün dert o. Bütün dert filmlerde onu anlatmak. Bütün anlattığımız hikayelerin temelinde de o var. Onun imkansızlığı, zorluğu, ulaşılmazlığı. Bu Hıçkırık filminde özellikle bu imkansız aşkı yaşayamayan figürün, arzusunu yaşayamayan figürün nasıl kutsandığını görelim. Kenan'ın Nalan'ın hastalığını gördüğü, hasta olduğunu öğrendiği ilk sahne bu. Yatak başındaki dekoratif öğeler filmin devamında yok. Böyle adeta orada bir kilisenin absisindeki bir azize yatıyor gibi. Bu figürü böyle sanki kutsamamız istenmiş ve bana Goncourt kardeşlerin Victor Hugo'ya iyi bir şair olmak için yaptığı tavsiyeyi hatırlatıyor. Yüreğin ve ruhun inceliklerini, hassas melankolisini, ender yakalanan eşsiz hayallerini dile getirebilmek için verem tarafından çarmıha gerilmek. Bu dekorlar falan ister istemez bu hali adeta bir azize gibi Nalan'ı orada uzanmış görüyoruz. Tabii ki bu durum mistifiye ediliyor. Şimdi onu da görelim. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizam. Saadet ve refah içinde kan ağladım. Kan tükürdüm. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamlar çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım, kan tükürdüm diye evladına mektup yazıyor buradan hala. Ve sonra diyor ki ellere değil gönlüne tabi ol. Yani arzularını yaşayamadı, aşkını yaşayamadığı için adeta bir kurbana dönüşen, kan tüküren, kurban metaforu içinde verem çok elverişlidir. Kan tükürür hasta. Hemoptizi vardır. Kan tüküren bir kadın. Toplum lehine, kurbana dönüşen bir kadın. Yanı başında ney çalıyor yine? Üflemeli bir çalgı olan ney? Yanlış duymuyorsam bir sabah peşrev çalıyor. Klasik Türk müziğinin dini ritüellerinde sıkça kullanılan bir makam. Çalan ihtiyar da Kutsi Baba. Adı da Kutsi Baba. Yani bizim bu kadını kutsamamız için bütün dekorlar, öğeler kullanılmış gibi. Hasta bir kadının yanı başında ney çalan bir ihtiyar. Yani normalde çok rasyonel bir dünyada çok karşılığı olan bir şey değil. Belki çoğu zaman iyi bir fikir de değil. Yani hasta bir kadının yanı başında enstrüman çalmak. Bilemiyorum. Geçtiğimiz asırın başlarının virtüözü de olsanız, starı da olsanız böyle bir teklife reddedilebilirsiniz ki Tamburi Cemil Bey bunu yaşamış. Oğlu Mesut Cemil 1902'de doğduğunda eski zaman şartları tabii zor bir doğum. Sonrası o doğum gerçekleştikten sonra sağ salim çok sevinmiş ve eşinin yanına çıkmış. Sahide tambur çalayım mı diye ama maalesef hayır istemiyorum deyip kadın onu demiş dinleneyim herhalde biraz göndermiş. Tamburi Cemil Bey'i de biz veremden kaybettik genç yaşta 43 yaşında 1916'da aslında nüfuzlu dostları var. Çok tanınan bir isim, döneminin yıldızı diyebileceğimiz bir isim. İsviçre'de kendisine sanatoryumlar ayarlanmış olmasına rağmen ısrarla reddederek evinde ölüyor. O zamanlar genç şair olan Nazım Hikmet, Cemil ölürken diye bir şiir yazıyor Mesut Cemil'e, oğluna. Orada bir satır var. Gökler geri alıyor yeryüzünden sesini diye. Güzel bir şiir meraklısına, rahatlıkla da internetten bulunabilir. Tabii ki
Şiirleri etkilediği gibi şairleri de etkiliyor. Gencecik iki şairi biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çok da güzel bir filmi yapıldı, Kelebeğin Rüyası diye, 2013'te. Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur. Muzaffer Tayyip'in yaşam sevincine hastalığa rağmen çok güzel ifade ettiği birkaç satır. Rüştü Onur'un da nasıl annesinin kendisine bakışına rağmen çocuk kalabildiğine dair birkaç satır koydum. Kısaca analım isterseniz. Önce öksürüverdim hafiften. Derken ağzımdan kan geldi. Bir ikindi üstü durup dururken. Meseleyi o saat anladım. Anladım da iş işten geçmiş olan. Şöyle bir etrafa baktım. Baktım ki yaşamak güzeldi hala. İşte Onur da, anam ben topaç çevirirken sokakta benim güzel oğlum paşa olacak derdi. Halbuki ben hala topaç çeviriyorum sokakta diye. Bu içindeki çocuksuluğu yansıtmıyor. Gerçekten çocuk denecek yaşlarda aramızdan ayrılmışlar. O filmden bir sahne. Sanatoryumlara tabii o dönemde yatırılıyor hastalar. O filmden kısa bir sahne izleyelim. Buradan gözetim yapayım şu anımızda. Seni seviyorum diye yazıyor çocuk orada. Diyor ki yarın taburcu olacağım. Ya ne olur sen de seni seviyorum deseydin. Hasta zaten adam ya. Çömez asistan gibi her şeyi böyle hasta yatışına taburcuna getirmenin alemi yok aslında diye düşünüyorum. Ama tabii yani bile bilemiyorum. Onun açısından da bakamıyoruz. Sanatoryumlar var. O dönemde hastalık kendisine isabet edeni uzun yolculuklara çıkarıyor. O sanatoryumlarda sosyal aktiviteler oluyor, böyle sanatçılar geliyor, beraber oyun oynanıyor ve aktiviteler sıkça var. Sosyal bir ortam var, tabii bu ortamda aşklar da var. Çok güzel anlatıyor bu film ve bu filmin yanında yine sanatoryum hayatını çokça anlatan uzunca bir roman, Büyülü Dağ, Thomas Mann'ın romanı. Orada da yine veremle aşkı yan yana getiren şu ifadeyi de okuyayım. Hastalığın belirtileri aşkın gücünün kılık değiştirmiş bir dışa vurumundan başka bir şey değildir. Zaten hastalığın kendisi de aşkın kökten şekil değiştirmiş halidir diye bir ifade var. Bu şairlerin ömrü de filmdeki gibi kelebek ömürlü oluyor. Kısa bir hayattan sonra aramızdan ayrılmışlar. Yolculuğa çıkarıyor dedik. Belgin Doruk çok... Sevgili Tan, bir araya girebilir miyim? Tabii Ayhan abi. Tabii. Şimdi Kelebeğin Rüyası filmine geri dönecek olursak, bu filmde hani benim gözlemlediğim şu tarz bir hayat var. Yani bir tarafta şair olmaya çalışan iki genç, bir tarafta bir aşk var, bir tarafta bir yoksulluk var. Bu arada giden bir üçgen gibi duruyor. Yani aslında hep filmlere konu olan, yani aşkından dolayı ince hastalığa yakalandığı olayı değil de aslında biraz sosyoekonomik düzeylerin, evet, işte şiir yazmaya çalışan, işte bir takım dergilerde bunları yayınlatmaya çalışan iki genç var. Ve sonuçta bunlar bir şekilde üçünü bir arada bir eşkenar üçgen gibi değerlendirilir. Sen ne dersin bu konuda? Kesinlikle filmlerin altyapısında bunu görebiliyoruz. Yoksulluğun bu şairleri, genç adamları nasıl etkilediğini bu filmde de çok iyi görüyoruz. Az önce Son Beste filmine geçmek üzereyim. Son Beste filmindeki Nermin, Zeki Müren'e aşık olan karakter de böyledir. Bir eskicide çalışır, kiralık odalarda kalır, küçük odalarda kalır. Kimsesizdir, annesi babası ölmüştür. Babası da müzisyendir. Ve Zeki Müren bir
Davete katılmak için smokin alacak parayı bulamadığı için tamburunu satmak için eskiciye gider. Aşk hikayesi öyle başlar. Aslında evet doğrudur. Birazdan da zaten böyle temas etme fırsatımız olacak. Hakikaten yoksulluk, iyi gıdalara ulaşamama, sosyoekonomik seviyenin düşük olması gibi şeyler tabii ki biz bunu şimdi biliyoruz. Bu modern dünyada biliyoruz ki tüberkülozun en büyük etkenlerinden. Bir de tarihte özellikle bazı şairlerin, yazarların ya da bestekarların tüberküloz yani verem hastalığını akut olarak, aktif olarak yaşadıkları dönemlerde daha üretken oldukları söylenir. Yani hatta bu kelebeğin rüyasında da hatırlarsın son sahnelere doğru artık iki arkadaş tamamen bir odaya çekilirler. Hatta birisi orada vefat eder ve duvarlara aklına geldikleri, ilham aldıkları şeyleri dökmeye başlarlar. Bu konuda ne dersin acaba? Yani gerçekten acaba tüberküloz, verem hastalığı şairler, yazarlara bir ilham kaynağı mı oluyor acaba? Böyle olduğu evet gerçekten sıkça yazılmış. Ben de şunu düşündüm. O dönem olsun, bu dönem olsun, bulaşıcı bir hastalık ve maruz kalmak toplumdan sizi tecrit eder, izole eder. O dönemde bu daha belirgin. Yani ayrıyeten izole ettiği gibi sizi biraz yerinizden yurdunuzdan da edebilir. Bir senatoryuma götürülebilirsiniz ya da gidebilirsiniz. Orada uzunca bir süre toplumun akışından tecrit edilmiş bir şekilde kalabilirsiniz. Bu içe kapanma ve hastalığın ağırlığının verdiği belki ruh hali insanları daha üretici olmaya itmiş olabilir. Tabii kişiye bağlı da bir şey bu. Net olarak tabii bunu ispat etmemiz mümkün değil ama öyle olduğu gerçekten düşünülmüş. Hani bu hep edebi eserlerin satır aralarında daha çok onları da koymaya çalıştım. Sanki veremin çarmıhından geçmek şairleri daha çok şair yaparmış gibi ifadeler var ya, o kadar ileri gitmişler. Evet öyle bir şey olmuş. Ben olsa olsa diyorum insanın kendisiyle baş başa kalmasının, o hastalığın baskısıyla baş başa kalmasının yarattığı bir üreticilik olmuş olabilir gibi düşünüyorum. Öyle. Devam edelim mi şeyle? Nermin. Ha? Devam edebiliriz. Evet. Uzaklara, çok uzaklara gideceğim. Beni arasa da bulamayacaktır. Orada ölümü bekleyeceğim. Ölüm. İşte Nermin. Uzaklara, çok uzaklara gideceğim. Evet ya, o gidilen uzaklar da aslında gerçekten çok güzel yerler. Ülkemizde Burgazada, Heybeliada, Süreyya Paşa, Kastamonu, Ballı Dağ gibi bu sanatoryumların, eski sanatoryumların olduğu yerler gerçekten şehirlerin güzel yerleri. Kendisi de veremden ölmüş Define Adası yazarı Louis Stevenson, tuhaf bir ironiyle sağlığımız bizi terk ettiği zaman gönderildiğimiz yerler genellikle tarifsiz güzellikte olur diyor. Roma döneminde bile insanlar Rodos Adası'na, Sicilya'ya, Mısır'a giderlermiş hava değişikliği için. Bu Son Beste filminin çekildiği sahnelerde Heybeliada ve Süreyya Paşa'da ve şu an bizim Süreyya Paşa'daki tüberküloz servislerimizin olduğu yerin önünde yıkıntı halindeki konaklarda Süreyya Paşa Hastanesi'nin ilk çekirdeği diyebileceğim Süreyya İlmen'in konaklarında çekilmiş bu filmin bazı sahneleri. Toro, Sivil İtaatsizliğin yazarı, onu da veremden kaybediyoruz. Ölüm ve hastalık genelde güzel şeylerdir. Hafifleyip yok oluşun heyecan verici pırıltısı gibi diyor. Yani bu kadar güzel bir ölüm gördünüz mü bilmiyorum ama Nermin filmde hastalandıkça güzelleşen, zarifleşen bir kadın. İçine kapalı, o dediğim odalarda mektuplar yazıp zeki, ona karşılık bulmadıkça daha da kötüleşip sonunda sanatoryuma yatan bir kadıncağız ve onun harikulade estetik ve zarif ölüm sahnesini göreceğiz. Bu Zeki. Beni
neredeyse ölüveresi geliyor. Sahnede Zeki Müren bembeyaz kıyafetlerle, arkada orkestra, arkalarda bir orkestra, ip gibi dizilmiş bir seyirci ve bütün zarafetiyle belgin Doruk. Ölümün estetize edildiği bir sahne. Ve ölümün estetize edildiği şiirleri bizim başında herhalde Makber vardır. Bestelenmiştir de hepimiz bir şekilde biliyoruz. Abdülhakamit son dönem Osmanlı ve ilk dönem Cumhuriyet'in Doğu ve Batı'yı çok iyi tanıyan aydın profiline iyi bir örnek. Dönemindeki lakabı da Şair-i Azam, büyük şair. Eşi Fatma Hanım'ı verem sebebiyle kaybediyor. O zaman hani hava değişikliği demiştik ya, Hindistan'ın Bombay şehrine bir diplomatik göreve gidiyor. Biraz da eşinin hastalığına iyi geleceğini düşünerek, ama düşündüğü gibi olmuyor. Eşi orada da daha da kötüleşiyor. Alıp İstanbul'a dönmek için izin istiyor eşini. Yolculukta artık İstanbul'a gelebilecek gücü bulamıyor eşi. Abdülhakamit'in abisi Beyrut'ta vali. Onlara orada kalıyorlar. Vapurda geçirdiğimiz 20 gün zarfında hasta ölüme yaklaştıkça gülüyor ve her gün daha ziyade güzelleşiyordu diye Abdülhakamit hatıratında yazmış. Ve 1885'te sanıyorum eşinin vefatıyla Makber şiirini kaleme almış. O şiirde "Sen öldün, ölüm güzel demektir" diyor Abdülhakamit. Çok kısa, sosyal medyada da eşinin cenazesinde tanıştığı bir kadınla evlendiği falan çok dolanıyor. Hayret ediyorum ama çok bir şekilde çıkmış. O da doğru değil. 5 yıl kadar sonra ilk evliliğini yapıyor eşinden sonra. Bir şair. Yani her zaman kadınlarla arası iyi olmuş. Her zaman şiiri çok kuvvetli olmuş ama o sosyal medyada gezen şeyler de doğru değil. Çok romantizm, bu filmlerin bu bakış açısını tabii etkileyen bir akım. O akımın öncülerinden Novalis de tüberkülozdan vefat ediyor. Mükemmel bir sağlığa sahip olma ideali ancak bilimsel açıdan ilginçtir. Asıl ilginç olan, bireyselleştirici olan şey hastalıktır diyor. Bugün bile mükemmel bir sağlığa sahip olmak için uğraşlarımızı görünce hakikaten söz çok yerinde olmuş diye düşünüyorum. Ve yine çok genç bir yazarın, 29 yaşında bir yazarın yine tüberkülozdan öldüğünü görüyoruz Novalis'te. Beyaz Veba, meşhur bir kitap tüberkülozla ilgili. Verem epidemisi kapitalist toplumun insafsız emek sömürüsü nedeniyle ödemek zorunda olduğu bir kefarettir diyor. Evet, yani birçok romantik ögeyi konuştuk ama biz aslında veremin aşkla, hüzünle, az önce konuştuğumuz gibi melankoliyle çok bir ilgisi olmadığını biliyoruz. Biz veremin daha çok kötü çalışma şartları, kontrolsüz büyüyen şehirlerdeki kötü barınma imkanları, düşük sosyoekonomik seviye, yoksullukla tüberkülozun gücünü arttırdığını biliyoruz bugünümüzden baktığımızda. Ve her ne kadar düşük sosyoekonomik seviyeyle ilişkilendirirsek de sarayların bile bundan kaçamadığını biliyoruz. İkinci Abdülhamit, Abdülmecit, Vahdettin tüberküloz olduğunu bildiğimiz padişahlar ve geçirdiğini, Tanzimat Paşalarından Ali Paşa ve tabii saray kadınları, hem bir aristokrasi hem de halka etkileyen bir hastalık. Ve o dönemde hastalıkla ilgili yapılan tavsiyeler ondan 2000 yıl önce Bergamalı Hekim Galen'in tavsiyelerinden çok da farklı değil. Hacı Arif Bey'in hayatını anlatan TRT dizisinde de bunu çok güzel görüyoruz. Tüberküloz. Telaşa kapılmayı rica ederim. İnce hastalık yalnız sizin kapınızı çalan bir illet değil. Memleketin dört bir yanını sardı. Bu ilk kapı çalışı değil hekim bey. Bu sefer eşinizi kurtarırız Allah'ın yardımıyla. Bütün mesele bakımda. İyi gıda, şefkat ve tebdili hava. Hastalığı hususunda eşime bir şey söylememenizde fayda umuyorum. O mevzuda müsterih olabilirsin. Bu da uzun yıllar çaresi olmayan hastalık, olmayan hastalıkların hastadan saklanması durumuna bir örnek. Halen biz klinik pratikte ben COVID ile ilgili bile bunu gördüm. Doğru olduğunu düşünmüyorum tabii. Arif Bey'den çok kısa bahsedeceğim. Üç Padişah döneminde de sarayda müzik öğretmenliği yapmış. Klasik Türk müziği formlarına şarkı formunu
şarkı formunda halka da hitap edecek tarzda besteler yapabilmiş. Hala bestelerini bildiğimiz, hepimizin kulak aşinalığı olan bir bestekar. Hayatı onu da zor geçiyor ama detayları belki şu an için değil, daha sonra belki konuşuruz. Zülfü Niger Hanım eşini kaybediyor Verem'den, çok sevdiği eşini. Ve onun anısına Recaizade Mahmut Ekrem'in ve Namık Kemal'in, Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Nigah Mestine Canlar Dayanmaz'ı Sabah makamında besteliyor. Çok kısa onu dinleyelim. Kışının sarhoş verilik edici etkisine canlar dayanmaz gibi belki bugünümüz şeyine çevirebiliriz. Çoğumuzun yine kulak aşina olan bir şarkı. Olmaz ilaç sineyi sat bahreme. Çok kısa buna da değinelim. Olmaz ilaç sineyi sat bahreme. Sineyi sad çare bulmaz birim yâreme. Dünyanın doktorları çareme baksalar yarama çare bulamazlar diyor. Tam da bu son bahsettiğimiz şeyler 1870-80'lerde meydana geliyor. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit, Hacı Arif Bey, Namık Kemal tanışıyorlar ve aynı dönemin insanları, gördüğünüz gibi her katmandan, toplumun her alanından insanların çokça etkilendiği bir hastalık veren ve bu dönemlerde basit keşfedilmek üzere, aslında yani dünyanın doktorları çare bulmak üzere. Alman bilim adamı Koch 1882'de üretmek üzere laboratuvar şartlarında. Olsun, bir filmlerde yine şöyle bir şey var. Ne olursa olsun Hülya Koçit'in basilden kaçış mekanizması aşağı yukarı aynı gibi filmlerde bir şekilde doktoruyla evleniyor. Yani bu işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama ister modern cumhuriyet dönemini anlatan filmler olsun ister Osmanlı dönemi fark etmez. Doktorla evlenerek bir ayakta kalma mekanizması geliştirmiş sanıyorum. Giderek tedavinin de bulunmaya başladığını geçtiğimiz yüzyılda biliyoruz. Laboratuvarda basit üretildikten sonra aşının keşfi, ilaçların bulunmasıyla artık daha rasyonel bir dünyada tüberkülozu konuşabiliyoruz. En yakın arkadaşımı, en sevdiğim insanı kurtaramadıktan sonra ne faydası var doktorluğumuzun? İsyanınızı anlıyorum ama metin olun. Tabii bu özgüveni veren de tedavinin bulunması bize. Kısaca Türkiye'de veremle mücadelenin çok oturmuş bir geçmişi var. Çok başarılı bir geçmişi var. Besim Ömer Akalın, Refik Saydam, Tevfik Sağlam, Nusret Karasu, Tevfik İsmail Gökçe, Behçet Uz gibi birçok yıldız isim diyebileceğimiz isimler var. Onları da buradan rahmet ve saygıyla anıyorum. Çok güzel bir gelenek, miras bıraktılar bize. Şimdi de yepyeni bir pandemi var. Biz yine doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yine mücadele ediyoruz. Yarın öbür gün çok yoruluyoruz ama yarın öbür gün yine durduğumuz bu yerden gurur duyacağız, mutlu olacağız diye düşünüyorum. Bu mücadeleyi de bugüne getirmiş ve bize bu geleneği bırakmış bütün eski bilim insanlarına teşekkürü sanat güneşimiz Zeki Müren'in ağzından etmek istiyorum. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum hocam. Bir hoca için talebesinin muvaffakiyetinden daha büyük bir saadet olur mu? Yani bize gerçekten zor bir yük yüklediler. Çünkü çok iyilerdi. Bizim daha iyi olmamız lazım belki. Biz de onlar gibi muvaffak olmaya, başarılı olmaya çalışacağız.
Teşekkür ederim. Bu kadar. Belki çoğunluk konuşulacak çok tabii konu var. Çok tüberkülozun neredeyse girip çıkmadığı yer yok. Özellikle geçtiğimiz yüzyıllarda. Bu kadar zamana sığdırabildiğimiz bu. Ethem'cim ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel hazırlanmışsın. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki birçok hocamızı buradan rahmetle anıyoruz. Bizi yetiştiren hocalarımızın emeklerine sağlık diyoruz. Evet. Tabii bu arada geri gelmişken filmlere de konu olan Heybeli Ada Sanatoryumu'nda bir kez daha dikkat çektiğin için teşekkür ediyorum. Yani oranın tekrar tıp camiasına armağan edilmesi, o şekilde değerlendirilmesi gerekmekte. Umarım kanun yapıcılar bu konuda gerekli işlemleri yapacaktır. Biz de tekrar hastanemize kavuşacağız. Tabii ki tüberküloz bizim verem hastalığı, bizim baş hastalıklarımızdan biri. Bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Nasıl şu anda pandemide COVID'de devam ettiğimiz gibi. Tabii COVID'den de kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımıza buradan rahmet diliyoruz. Işıklar içinde uyusunlar. Bizler mücadelemize devam ediyoruz. Biz de bugün biraz COVID'den uzaklaşalım dedik. Niyetim de böyle bir program için bizim isteğimizi kabul ettin. Çok teşekkürler Ethem Yıldız. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel günlerde bir araya gelmek diliyorum. Hepimiz için muhakkak geride kalacak. Ve biz de bugünleri böyle bugünleri hatırlayacağız, anlatacağız. Ama geride kalacak diye umuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Türk Toraks Derneği'nin YouTube izleyicileri bir programda sizlerle beraber olduk. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen Türk Toraks Derneği YouTube sayfasına abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.